Sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyaç olduğunu belirtti. Dijitalleşme ile birlikte iletişim araçlarımızda ve haber kaynaklarımızda büyük dönüşümler gerçekleşiyor. Elbette her yenilik gibi iletişim alanında yaşanan bu değişimde beraberinde fırsatların yanı sıra çeşitli riskleri getiriyor. Bilgi kirliliği ve dezenformasyon içinde bulunduğumuz dönemin en fazla öne çıkan iki meydan okumasıdır. Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan, iftira, çarpıtılmış haberler sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken, dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor. İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan, hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye İletişim Modeli bu işte arayışımızın ürünüdür. Bu modelin gayesi, hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmektir. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderen Erdoğan, stratejik iletişimi uluslararası işbirliğini geliştirecek önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz dedi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderen Erdoğan, stratejik iletişimi uluslararası işbirliğini geliştirecek önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz dedi. Ekim ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü garanti eden adımlar attık. Yalanın ve çarpıtmanın iletişim kanallarını zehirlediği bir denklemde temiz ve açık iletişim anlayışından taviz vermeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Yaşadığımız her hadiseyle zamanlıca attığımız bu adımın ne kadar yerinde ve isabetli olduğuna şahitlik ediyoruz. Stratejik iletişimi de uluslararası işbirliğini geliştirecek önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz.